Mikrofon düştü. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kanalımın içeriğinin dışında bir video çekmeye karar verdim bugün. Çünkü dürüst olmak gerekirse videolarımın çok fazla izlenme aldığını düşünmüyorum. O yüzden bugün bir tekst okumadan size bir video çekmeye karar verdim. Videomun konusu bildiğiniz üzere Pokemon Go arkadaşlar. Pokemon Go bildiğiniz üzere son bir ayda, hatta bir aydan da kısa bir sürede çok ünlü oldu. O yüzden ben de Facebook, Twitter ve Twitch üzerinden, özür dilerim Twitch değil, Facebook ve Twitter üzerinden gelen yorumlara, yani bana değil başka insanlara veya genel kitlelere hitap eden soruları cevaplayacağım bugün arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar oyunu nasıl yüklerim diye birisi yazmış. Oyunu nasıl yüklerim diye birisi yazmış. Oyunu arkadaşlar bildiğiniz üzere daha Türkiye'de iOS ve Android platformlarında olmadığından dolayı iOS'ta yurt dışı bir hesabınız varsa orada indirebilirsiniz. Android, eğer Android bir telefonunuz varsa veya bir tabletiniz, açıklamalar bölümünden APK'sını indirebilirsiniz. Başlangıçta hangi karakteri almalıyım diye bir soru gelmiş. Başlangıçta bildiğiniz üzere Charmander, Bulbasaur ve Squirtle diye 3 tane karakter çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Ama bu karakterleri almayıp 5-6 kilometre yürürseniz Pikachu çıkıyor arkadaşlar. Bu 4 karakter oluyor yani. 4 karakterden birisini almak sizin seçiminiz valla. Benim için hepsi aynı ama bana kalırsa Bulbasaur. Ben Bulbasaur'ı seçmiştim. Itemların özellikleri nedir diye sormuş bir arkadaş. Potion, Super Potion ve Hyper Potion var ilk itemda. Bunlar Pokemon'un gym'de savaştırdığınızda canı giderse ona can basmak için. Revive ise gymlerde Pokemon'unuz savaşıp ölürse onu tekrardan canlandırmak için. Pokeball arkadaşlar, Pokeball, Great Ball ve Hyper Ultra Ball, Ultra Ball diye 3 tane ball var arkadaşlar. Bu ball'larla, yani toplarla Pokemon'unuzu yakalıyorsunuz. Başka bir kişi ise Aegisvetor diye sormuş arkadaşlar. Aegisvetor ne işe yarar diye hemen açıklayayım. Aegisvetor zaten bilenler bilir, ben bilmeyenlere açıklıyorum. Aegisvetor size Pokestop'lardan gelen yumurtalarınızı Aegisvetor'un içine koyuyorsunuz ve Aegin süresi, yani kilometresi ne kadarsa, mesela 2, 5 mi, 10 mu, o kilometreyi yürüdüğünüzde Aegisvetor'dan Aeginiz çıkıp çatlayıp size bir Pokemon veriyor. Evet, şimdi lure nasıl açılır, nasıl kazanılır diye bir soru gelmiş başka bir oynayandan. Lure nasıl açılır arkadaşlar? Lure Pokestop üzerinde açılıyor. Pokestop'a girdiğinizde arkadaşlar Pokestop'un hemen üzerinde bir tane oval var. O ovale bastığınızda zaten lure işareti çıkıyor arkadaşlar. Lure'a bastığınızda da artık o Pokestop yarım saatliğine lure açık olmuş oluyor. Nasıl kazanılır diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Hangi level olduğunu hatırlamıyorum ama 7 ile 10 level arası, ya da 7 ile 12 idi, net hatırlamıyorum. 7 ile 12 level arası atladığınızda size 2 tane lure veriyor toplam arkadaşlar. O lureları da özenle kullanın. Çünkü o 2 lure'dan sonra kazanacağınız lure'lar parayla, yani para vererek alabilirsiniz ancak. Evet, başka bir soru. En fazla Pokemon çıkan yerler neresi diye sormuş başka birisi. Taksim var bildiğim. Taksim, Beşiktaş ve Caddebostan'da var hatta. Caddebostan'da belki videolarda görmüşsünüzdür. 60. yıl Göztepe Parkı'nda var bir Pokestop. 4-5 tane Pokestop aynı yerde olup bir sürü lure'un açıldığı. Yani o 3 yerden birisine giderseniz bulursunuz. Zaten ben oradan 4 tane Pikachu çıkarmıştım. Gerçekten net bir sayı. Ayrıca Gyarados falan da bulmuştum. En iyi Pokemon hangisi diye sormuş bir arkadaş. Arkadaşlar, en iyi Pokemon diye bir şey olduğunu sanmıyorum diyeceğim. Çünkü nedenini soracaksınız. Çünkü en iyi galiba 3 Pokemon var bildiğim. Bir Dragonite var, bir Snorlax var. Bir de Gyarados var galiba. Evet, Gyarados var bir tane de. Ama en tontiş hangisi diye sorarsanız tabii ki de Snorlax. Ekrandaki hatayı nasıl düzeltebilirim? Ben şimdi buraya bir resmi koyayım. Ekrandaki hatayı nasıl düzeltebilirsiniz? Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Pokemon Go'yu daha Türkiye'ye gelmeden dolayı farklı yerlerden indiriyoruz. O yüzden buradaki değil, Amerika'daki server'a bağlanmaya çalışıyoruz. Amerika'daki server'a bağlanmaya çalışırken de Amerikanlar bir anda hücum ederse bize server'da girecek yer kalmıyor. O yüzden mesela oyunu açacaksanız sabah mesela 12 ile akşam 7 arası mesela çok düzgün oynayabilirsiniz. Çünkü 8'den sonrası Amerikanlar giriş yapıyor veya Avustralyalılar. Tabii zaten şu anda 3 ülke açık. O yüzden bize de belki
bize de belki bir ay veya iki ay sonra yeni bir server açılır ve biz de giriş yapabiliriz. Evet, başka bir soruya geçeceğim. Niantic'in Twitter'da yayınladığı haber doğru mu? Arkadaşlar bildiğin üzere dün veya ondan önceki gün Niantic Twitter'da bir haber yayınladı ve dedi ki yaklaşık 2-3 ay sonra dünyadaki her ülkede, tabii her ülke değil de yani ünlenmiş yani büyük çapta ülkelere Pokemon Go gelecek bizde dahil ve her ülkenin kendisine özel bir server olacak. O yüzden yani mesela aylar sonra yükleyeceğiniz Pokemon'daki hesabınızı kaybedebilirsiniz. Mesela şu anda kazandığınız hesabı aylar sonra yüklediğinizde buradaki hesabı kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Evet, oyun Türkiye'ye ne zaman gelecek? Zaten ben bunu açıkladım. 1-2 ay sonra gelecek. Pokevision ne işe yarar? Şimdi Pokevision olayı şu arkadaşlar. Pokevision normalde ne biz Pokemon Go'yu açtığımızda sağ alt köşede Near bir bölümünde yakındaki Pokemon'ları görüyoruz. Pokevision'da yakındaki Pokemon'ların haritasını gösteriyor. Mesela ne yöne gideceğimizi gösteriyor. Mesela ben Gyarados'u Pokevision sayesinde yakalamıştım. Gym'lerde nasıl savaşabilirim? Arkadaşlar kendi mesela mavi takımdan yola çıkalım. Ben mavi takımım arkadaşlar. Ben kırmızı takımla savaşırken kırmızı takımın tek Pokemon'la karşı benim 6 Pokemon'un birden savaşıyoruz. Ayrıca Gym'in yanına gidip bastığınız anda Gym'e sağ alt köşede savaş butonu çıkacaktır. Fakat kendi Gym'inizle savaşmak istiyorsanız, yani dostluk savaşı yapmak istiyorsanız tek Pokemon'a karşı tek Pokemon savaşmak zorundasınız. Evet, bunu da geçelim. Pokemon'umu nasıl evolve ederim? Şimdi evolve olayı aslında çok karışık değil ama nedense bunun hakkında çok soru gelmiş. Affedersiniz söylemedim, Facebook'a. Pokemon'umu nasıl evolve ederim? Şimdi Eevee'den yola çıkmak istiyorum. Eevee karakterlerinin biri biliyorsunuzdur. Ya da evet Eevee. Şimdi iki tane Eevee'niz var diyelim. Birisinin CP'si 160, diğerininki mesela 50. 50'yi transfer edip bir tane Eevee kendisi kazanabiliyorsunuz. Bu Eevee kendisi ne işe yarıyor? Diğer Pokemon'unuzu evolve etmeye yarıyor. Pokemon'a PvP gelecek mi? Ve bu son soru arkadaşlar. Pokemon'a PvP evet gelecek. Yani net bir bilgi değil bu ama galiba gelecek. Yani büyük ihtimalle gelecek. Nedenini sorarsanız birçok kişi aynı şeyi söylüyor. Ayrıca yeni güncellemede geleceğini söylüyorlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. En yakın zamanda Pokemon avına da çıkacağız. Umarım bu içerikte şey gelir. Yani izlenme ve beğeni gelir. Ama bu arada beğeni demişken like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarınız benim için çok önemli. Görüşmek üzere.